Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Aralık Cuma İstanbul yarış programına tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 9 koşulu bir programımız var. 2 altımız var sevgili dostlar. İstanbul'u şöyle bir inceledim. Ee, birinci altı ganyanı yani birinci altı gayanımız gerçekten çok zorlu koşular bizleri bekliyor. Çok para verecek gibi görünüyor. Ee, yani ön planda tuttuğum iyi koşu koşmasını bekledim. Savkanları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten e, zor bir programla karşı karşıyayız. İnşallah sonucu güzel olur diyorum. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci altılı ganyanımızın başlangıç saati birinci koşu 16-15'te start alıyor. Handikap 16 4 yaşlı Araplar 2400 metre sentetik kumla start alacak. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 3 at e, önereceğim. Handikap 16'da 2200 metre sentetikte kazanma başarısı gösteren o da 4 nolu Kubalı Mehmet Kaya'yla benim ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım Ercan'la ilk defa buluşacak olan o da e, yani 4'ün Kubalı'nın kazandığı o koşunun yakın arabi bir ayrılan iki nolu safkanımız Kara Çetin'de kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. Üçüncü atım son koşusunda o da Handikap 16'da 2000'de ikinci olan 5 numara olacak. 5 de kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza Arapovic büyük ihtimalle yarın belki birinci ikinci atta çıkabilir Arapovic. E, Aprant arkadaşımıza Berkan Çığla 5'i de değerlendirelim. Yani sıralamam 4, 2 ve 5 nolu safkanlar olacak. Burada Sarrafşah e, yani o da ön planda çıkabilir. Fuori çıkabilir. Ben değerlendirmeyeceğim. sentrikte pek başarılı yarışları olmayan e, Sarrafşah hem de bu uzun mesafede biraz zor gibi görüyorum. E, bilmiyorum tabii ki. Bu da benim e, kendi düşüncem. Bekir Mert Murat ilk defa start alacak Aprant arkadaşımıza. Ben geri planda tutacağım. Kuponda şans vermeyeceğim. 4, 2 ve 5 nolu safkanlar benim kuponumda yer vereceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet ikinci koşu Handikap 15 2 yaşlı İngilizler. <laughs> Pardon arkadaşlar. 1200 metre sentetik kumla bir sürat koşusu olacak. altı İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 at e, önereceğim. İlk defa bir arada beraber e, koşacak safkanlarımızın buluştuğu bir koşu olacak. Çıktığı ilk sentetikte 1300'de ikincilikle ayrılan o da Oğuz'da 3 e, nolu safkanımız olacak. Benim e, ilk şans vereceğim safkanımız rotavatör sevgili dostlar. Yani ben e, ikinci kez sentetiğe çıkacak yine bundan etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. İkinci atım ilk defa e, o da kuma çıkacak sevgili dostlar. O da 2 nolu Safkanımız Akın Sözen'le buluştu. Çin performansı gerçekten başarılı son koşusun hafta kazanma başarısı gösterdi. Ben sentetiklere iyi koşu geleceğini düşünüyorum. Dişi olmasına rağmen e, bu grubun üçüncü dişi atı, dişi safkanı Akın'la da iyi bir koşu geleceğini düşündüğüm iki kuponumda ikinci şans vereceğim. Ve de son safkanım 4 nolu safkanımız olacak. Hişman çizikle iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Sıralamam 3, 2 ve 4 nolu safkanlar olacak ikinci koşta. Evet Üçüncü koşumuz şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik kumla start alacak 6 Arap atımızın <laughs> 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Pardon arkadaşlar. Yani birazcık üşüttüm galiba boğazlarımda bir sıkıntı var. Herkesin özür diliyorum rahatsız gördüysem. Evet 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 7. plasemizin de başlangıç ayı olacak. Bu mesafere şartlı 2'de kazanan o da 2 nolu safkanımız Kadeş Adem Aslan'la ben yani ön planda tutuyorum. Kazanmasını hatta bekliyorum sevgili dostlar. Burada 7. plasemiz 7. plase oynayacak arkadaşlar için de yani tek de bırakılabilecek bir safkanımız ama e, bunların rakipleri de var rakiplerini de önereceğim 6'lı Ganyan'ımızın içinde olan bir koşu olduğu için ikinci şans e, vereceğim safkanın bir numara olacak o da bu mesafede handikap 15'i e, kazanan e, sevgili dostlar 2'yi de e, Kadeş'i de geçme başarısı da göstermişti o da bir numara Ercan Çankay'la brand arkadaşımızla Bay Patron olacak ikinci şans safkanım Üçüncü atım Kadeş'in kazandığı o koşunun ikincisi olan o da 3 nolu safkanımız Yurtan Mehmet Kaya ile ve de son safkanım 4 numara olacak sevgili dostlar. dördüncü atım Ankara'da 2100'de şartlı 4'te koşacaktı. Orada silinerek burayı hedeflemişler. İşmanla da koşacak olan o da 4 nolu safkanımız sevgili dostlar Sancaktar büyük ihtimalle yarın e, bu grubun yani iyi safkanları e, Bay Patron'la birinciliği ikinciliği paylaşacağını düşünüyorum Fohorhanesi'nde onu demeye çalıştım 4 numara Sancaktar'ı da kuponumuza şans verelim sıralamam 2 1 3 ve 4 nolu safkanlar olacak 3. koşta Evet dördüncü koşu İkinci altılı gayrımızın da başlangıç aya sürpriz açık bir koşu, zorlu bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Burada fazla ata kadar yer vereceğim. Tercih size bırakım ya birinci altılı oynayın. Birinci altılı gerçekten tuttuğunuz safkanlar varsa gözünüz kapalı olarak tek dağıtabilirsiniz sevgili dostlar. Yani birinci altılı gayrımız gerçekten çok zor koşular bizleri bekliyor. Ee, onu size söyleyeyim. E, bir ikinci altılı gayrımızın başlangıç aya da ona keza zor koşuyla start alıyor. Evet burada e, sürpriz atla başlamak istiyorum. İstanbul'da ikinci kez e, sentetiğe çıkacak ve de 2000, 2000 metrede kazanma e, kazanan o da ikinoğlu safkanımız olacak. Demir Yıldız Ercan Çankaya ile Aplantlar karışımızda ikiyi ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım ilk defa senteriye çıkacak olan Nevzat'la 6'da bir yapan yani gerçekten iyi uyum içerisinde Nevzat Avcı'yla ben e, iyi koşu geleceğini düşünüyorum. O da 9 numaralı Hosli olacak sevgili dostlar. Evet üçüncü atım bu mesafeyi iyi koşu çıkaracağını düşündüm. Tekrar e, yani uzun mesafeye çıkıyor. Hep kısa mesafede start aldı. Tekrar uzun mesafeye çıkacak olan o da Altınoğlu safkanımızda mutlaka göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Adem Aslan'la ben e, kuponumda üçüncü şanslı safkanım olacak. Sonradan bir numara Sevin Sevil Enver Şimşek'le 5 numara safkanımız Kırkumru Fırat Aslan'la ve son olarak da 3 numara dizdarım olacak. E, Burak e, Çığla'yla sevgili dostlar Aprant arkadaşımıza Berkan Çığla'yla pardon arkadaşlar Berkan Çığla'yla dizlerim olacak. Sıralamam 2, 9, 6, 1, 5 ve 3 nolu safkanlara yer vereceğim. İkinci altılı ganyanımızın başlangıç ayında. Evet 5. koşumuz Handikap 15. 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik kumla start alacak. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada ben kuponumda bank olarak bırakacağım. Ee, o da oğlum Batuhan olacak sevgili dostlar. İkinoğlu saf kanımızdan Nelkaya ile abrant arkadaşımız da burada sürprizi gerçekleştireceğini düşünüyorum. Yarın e, bilemiyorum sürpriz mi çıkar artık. Üçüncü, dördüncü alt mı çıkar onu tam kestiremiyoruz tabii ki yarışları sizlere daha önce yorumladığımız için İkin oğlu oğlum Batuhan benim bankom olacak sevgili dostlar. Beşinci koşta. Evet 6. koşumuz şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1300 sentetik kumla start alacak 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz ve de ilk defa piste çıkacak safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu inşallah kazası belası bir yarış geçirmelerini temenni ediyorum tüm jokeylerimizin de dahil sevgili dostlar. Evet burada iyi hazırlıklar geçirip gerçekten baktım goloplarına gerçekten harika yarışlar pardon, hazırlıklar geçiren 4 tane safkanım var. Gözüme çarpan onları sizlere paylaşacağım. İlk şans vereceğim atım 3 numara olacak. Hemen Furkan Yüksel'le. İkinci atım 6 numara olacak Akın Sözen'le. Üçüncü atım 8 numara olacak Adem Aslan'la ve de son safkının 5 numara Gökhan Kocakaya ile yani bu 4 atın arasındaki zevkli mücadele bence birinciliği belirler diyorum. Sıralamam 3, 6, 8 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet 7. koşumuz hemen kısa vadeli 3 veykul İngilizler 1400 sentetik kumla start olur 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da iki at yeterli gördüm sevgili dostlar. Son koşusunu kısa vadeyle 1400'e kazanan sonlarda çok etkili geleceğini düşündüğüm o da 5 numara Beyazıt olacak Barış Kurduy'la yine kazanmaya yakın görüyorum. İkinci şanslı safkanın buna en ciddi rakip o da 3 nolu Uludağ sevgili dostlar. Gökhan kocakayla yani bu 5 ve 3 nolu safkanların arasında e, gidip gelecek bir koşu görüyorum. 5 ve 3 oldu Savkanlar benim için yeterli olacak. 7. koşuda. Evet 8. koşumuz. Sandikap 17. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da e, kuponumda banko olarak bırakacağım. Sürpriz bir banko önereceğim sevgili dostlar. Sizlere e, kazanmasını bekliyorum. Yarış hayatını İstanbul'da 1300 metre sentetikte başladı ve de sonra Çim yarışlarında boy göster harika Çim performansı çıkartan ikinci kez tekrar sentetiğe çıkacak olan o da Hişman'la buluşan Hişman'la kazanmasını bekliyorum. O da İkin olur. safkanımız Kızıl Yağız sevgili dostlar. Benim burada bankom olacak. Sürpriz bir banko önereceğim. Tabii ki burada 1 nolu safkanımız, 5 nolu Kuba Baba, Kua Baba. Yani gerçekten kaliteli safkanlarımız ama ben burada Hişman'la sürprize imza atacağını düşünüyorum. 2 nolu safkanımız benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz 6'lı ganyanımızın da son ayağı oluyor. 2. 6'lı ganyanımızın son ayağı. Satış 1, 4 ve yukarı Araplar 1400 sentetik kumla 15 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz Burada da iki at yeterli gördüm Sevgili dostlar İlk şans vereceğim atım O da 2 numara despot olacak Despot tekrar İstanbul'a geliyor Yaklaşık e, İstanbul'a e, Yani çok uzun aradan 4 sene sonra tekrar İstanbul'a geliyor İstanbul'da en son e, Kazandığı sentetikte Sevgili dostlar o zaman Selim Kaya ile kazanmıştı 2000 metre e, sentetikte Ondan sonra e, Urfa'ya gitti. Diyarbakır'a gitti. işte oralarda start aldı. Son iki koşusu da e, birincilik de ayrıldı. i̇ki koşusunda Urfa'da 1200 ve 1400'ü kazanan Kremzi Doğan'la şimdi Hişman'la buluşan ilk safkanım olacak despot sevgili dostlar. İkinci atım bir numara alemin kralı Mehmet Kaya'yla start alacak. Despot'a en ciddi rakip gördüğüm alemin kralı benim için yeterli olacak bu satış koşusunda sevgili dostlar. 2 ve 1 nolu savkanlar yeterli görüyorum. Evet Bursa'dan İstanbul programım için söyleyeceklerim bunlar sevgili dostlar. İnşallah sizlere faydalı bir şey aktarmışımdır. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.